Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın Irklar Köşesi'nde size hayat süresi uzun olan, en uzun olan köpek ırklarından bahsetmek istiyorum. 10 tane köpek ırkından bahsetmek istiyorum. Özellikle de daha çok Türkiye'de gördüğümüz ırkları sayacağım. Tabii ki Türkiye için çok sık görülmeyen köpek ırkları da olacak bunların içerisinde. Şimdi en başta birinci sıraya yerleştireceğim her zaman için mix ırklardır. Yani melez ırklar. Özellikle de ülkemizde barınaklarda ve sokaklarda birçok melez ırkı gözlemlemeniz mümkün. Bu ırklar, melez ırklar yaşam süreleri genellikle saf ırklara göre çok daha uzundur. Niçin? Çünkü melez oldukları için, birçok köpeğin melezlenmesiyle oluştukları için bir takım hastalıklara, özellikle saf ırklarda rastladığımız hastalıklara yatkınlıkları yoktur ve buna bağlı olarak da bu ırkların, yani sokak hayvanlarının ya da melez ırklarının yaşam süreleri her zaman için saf ırklardan istatistiki olarak daha uzundur. O yüzden melez ırkları en başa koymak istiyorum. Melez köpekler saf ırklara göre daha uzun hayat ömrüne sahip olan ırklar. Bunun haricinde yine küçük ırklar içerisinde Shih Tzu'lar. Shih Tzu'lar da küçük ırklar içerisinde oldukça uzun bir yaşam döngüsüne sahip ırklardır. O yüzden hayat döngüsü uzun olan, uzun yaşayan ırklar arasına küçük ırklarda özellikle dahil edeceğimiz ırklardan bir tanesi de Shih Tzu'lar. Shih Tzu'ların haricinde yine küçük ırklar içerisinde hayat ömrü, yani hayat marjı uzun olan diğer bir ırk da Jack Russell Terrier'lerdir. Jack Russell Terrier'ler de uzun bir ömre sahip olan ırklar içerisinde, özellikle küçük ırklar içerisinde ismi anılmadan geçilmeyecek olan ırklardan bir tanesi. Aynı zamanda Jack Russell'ların Parson Russell diye bir varyetesi daha vardır. Aynı şekilde Parson Russell'lar da tıpkı Jack Russell'lar gibi uzun bir hayat döngüsüne sahip olan ırklardır. Yine Türkiye'de gözlemleyebileceğimiz ırklardan bir tanesi, hayat marjı uzun olan ırklardan bir tanesi de Border Collie'lerdir. Border Collie'ler de uzun yaşayan köpekler sınıfına dahil edeceğimiz köpeklerden, medium size köpekler içerisinde uzun bir hayat döngüsüne sahip olan köpeklerdir. Border Collie'leri de Türkiye'de de rastlanabilen, sık rastlanılabilen, özellikle son dönemlerde çok tanınan ırklardan bir tanesi. Buna bağlı olarak Border Collie'lerde hayat marjı geniş olan köpek ırklarının içerisine alabileceğimiz köpekler. Aynı şekilde Australian Cattle'lar, ki videosunu yaptık. Australian Cattle'lar çok sık rastlanılan köpekler değil Türkiye'de, ama Australian Cattle'lar da tıpkı Border Collie'ler gibi özellikle sürü giden köpekler sıralamasında yine Border Collie'ler gibi uzun yaşam siklusuna sahip olan köpeklerdir. Yine aynı grup içerisinde, yine grup 1'de olan bir diğer ırk olan Australian Shepherd'larda, ki Aussie'lerde, Aussie'lerde Türkiye'de yavaş yavaş tanınmaya başlayan ırklardan bir tanesi. Aynı şekilde Border Collie'ler gibi yaşam süreleri uzun olan köpekler sınıfında. Yine arkadaşlar, küçük ırklar içerisinde aslında medium da diyebiliriz. Welsh Corgi'ler yine orta boy ırkla küçük ırk arasında olan köpekler içerisinde yaşam süresi uzun olan köpek ırklarından. Pembroke'lar, Welsh Corgi'ler biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Videomuzda anlattığımız gibi Welsh Corgi Pembroke ve Welsh Corgi Cardigan diye. Corgi'lerde özellikle Cardigan'lar istatistiki olarak Pembroke'lara nazaran biraz daha uzun yaşıyorlar. Ama Pembroke'larda uzun yaşayan köpek ırklarının başında gelen köpeklerden biri. Yine küçük ırklar ve Türkiye'de son dönemde popüler olan ırklardan bir tanesi olarak poodle'ları ele alacağız. Ama poodle'larda şuna istatistik olarak dikkat etmek gerekiyor. Aslında poodle'larda uzun yaşayan köpek ırklarından, fakat en uzun yaşayanları minyatür poodle'lar istatistik olarak. Toy poodle'lar bir tık daha yaşam marjları minyatürlere göre daha kısa, ama standart poodle'larda toylardan daha kısa bir ömür marjına sahip, ama yine de poodle'ları genel kapsamda baktığımız zaman uzun yaşayan köpek ırklarının içerisine dahil etmek mümkün olacaktır. Arkadaşlar, yine uzun ömür marjına sahip olan ırkların içerisinde Türkiye'de çok fazla sık rastlamadığımız ama özellikle emniyetin ve jandarmanın bünyesinde dedektör köpek olarak zaman zaman kullandığı ırklardan biri olan Springer Spaniel'lar.
Tabii ki Cocker Spaniel'lardan biraz farklı düşünmek gerekiyor. Farklı bir ırk çünkü. Springer Spaniel'larda uzun bir yaşam döngüsüne sahip olan köpekler ve evet onların da genetik olarak yatkın oldukları hastalıklar var ama uzun bir yaşam döngüsüne sahip olabilen köpekler. Yine uzun yaşam döngüsünde olan küçük ırklardan biri Şivavalar. Aslında tabii ki Türkiye'de biz çok doğru örneklerini göremiyoruz Şivavaların. Çok az sayıda doğru örnekleri var ırk standartında olan. İnsanın çok katılmayası geliyor Şivavaların uzun yaşam marjına sahip olduğu. Çünkü Türkiye'de kontrolsüz üretime bağlı olarak çok fazla hastalığı bünyesinde barındıran Şivava kan hattı var. Ama dünya istatistiğine baktığımız zaman da Şivavalarda uzun yaşayan köpek ırkları içerisine dahil edilen köpeklerden. Yine arkadaşlar Türkiye'de yaygın olarak herkesin tanıdığı fiziksel özelliklerinden dolayı çok bilinen ırklardan bir tanesi olan Husky'lerde uzun yaşam süresine sahip olan köpek ırklarının içerisine dahil edebiliriz. Şimdi tabii ki size verdiğim bu bilgiler tamamen istatistik ve genellemelerden oluşuyor. Bunun tersini ispat edecek olan durumlarla da karşılaşmamız tabii ki olasılık dahilinde ama genel anlamda baktığımızda özellikle de bu listelemeyi yaparken Türkiye'de tanınan bilinen ırkları organize etmek istedim. Yoksa bunun haricinde işte Whippet gibi, Greyhound gibi, Türkiye'de sık göremediğiniz tazılar, Afghan Hound gibi veyahut da yine Türkiye'de aslında bilinen West Highland White Westie'ler gibi bir sürü Basenji gibi bir sürü ırk var dahil edebileceğimiz aslında ama ben genel anlamıyla Türkiye'de daha çok rastladığımız ırklardan örnek vermek istedim.